Avrupa'da şeyde gördük. Mesela 1990'da, 91'de Sovyetler sistemi başarısız olunca, tamamen sosyalist bir sistemdi. Başarısız olunca özellikle Avrupa'ya yakın, Doğu Avrupa ülkelerinde müthiş bir sağ siyaset yükseldi. Macaristan örneği, Slovenya Polonya. örneği, Belarus örneği, Ukrayna örneği, bir sürü örnek var. Yani Batı Avrupa ile Doğu arasında bir kuşak oluştu. Bu Batı Avrupa'yı bence etkiledi. İslamofobiye denilen, İslam karşıtlığı veya yabancı göçmen karşıtlığı, sadece dini değil bu, bence insanların artık kimliğine karşı da bir şey gelişti Avrupa'da. Bir baraj gelişti. Dolayısıyla bir siyaset de oradan gelişiyor. Amerika'da en uç örneğini mesela Trump'la yaşadık bunun. Bu dünyayı etkiler mi bilmiyorum ama etkileyeceği alanlar olacaktır. Yani ne kadar etkiler bunu ileride göreceğiz. Ama ben tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyini Gürsel Bey gibi değerlendiriyorum. Şimdi Türkiye'de bu alanda size katılıyorum. Türkiye'de sağ siyaset deyince, yani bunun içine sağ siyaset demeyelim ama muhafazakar siyaset diyelim. İçinde hem sağı olsun hem başka unsurları olsun. Birçok unsuru var. İstatistiki olarak, sosyolojik olarak büyük bir taban var. Yani Avrupa gibi dengeli değil, değil. Amerika gibi dengeli değil. Hatta ben bunu Rusya'ya benzetiyorum. Rusya'da da böyledir. %70'tir muhafazakar. Bak, sosyalist bir devlet ama yedi neye? Yani Vatan Partisi, Putin'in partisi %70, %73. Demek ki orada da bir muhafazakar yapı var. Türkiye'de ben hep Türkiye ile Rusya'yı kıyaslarım. Çünkü modernleşmeleri de çok benzer. Rusların bir tek avantajı, Rusya'nın avantajı Ortodoks olmaları. Biraz daha yakın kiliseye, daha çok Avrupa'nın daha çok belki de orta kilisesine anlaması kolay. Fransız ekolünü biliyor, işte entelektüeli Alman ekolünü biliyor. Bizimkiler biraz daha genç veya geç adapte oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de muhafazakar yapı %70 değil ama %60. %60. Bütün unsurların. Şimdi siz bu alanda siyaset yapmak istiyorsanız mutlaka sağ soldan uzak durmanız gerekiyor. Yani aslında doğru verilen mesaj. Sağ soldan uzak duracaksınız. Biraz daha Şimdi geniş. Sol dersiniz kendinize 40'a mahkum Tabii ediyorsunuz. Yüzde Türkiye'de sol %30'dur. Belki %35, bilmiyorum. Yani değişebilir. Yapılan son çalışmalara bakmadık ama aşağı yukarı aynı çıkar. Dolayısıyla şeyinizi açmak istiyorsanız, alanınızı açmak istiyorsanız biraz daha geniş bakacaksınız. Böyle yorumlanmalı. Çünkü Türkiye'de şimdi Cumhur İttifakı dominant ittifaktır. Yani otomatik dominant ittifak. Çünkü taban olarak mesaj vermesine gerek yok. Sadece yapılan şeylere geleneksel olarak karşı gelse, geleneksel çizgilerle karşı gelse insana ulaşabilir, köylere ulaşabilir, kasabalara ulaşabilir. Bir tek büyük şehirlerde dezavantajlı. Büyük şehirlerde geleneksel yapı aile olmadığı için, küçük aile olduğu için dezavantajlı. Onun dezavantajını gördük son seçimlerde. Hem Ankara'da gördük, hem İstanbul'da, hem İzmir gibi şehirlerde gördük. Burada kozmopolit insanlar. İnsanın günlük politikalara ihtiyacı var, popüler politikaya ihtiyacı var. Ama Türkiye 3 büyük veya 5 büyük şehirden müteşekkil değil ki. Köye gittiğiniz zaman %90, %95 muhafazakar oy çıkıyor. O zaman bu söylediği şey aslında altı boş değil. Bence düşünülmüş ve hesaplanmış bir şey. Ama peki Türkiye'de şu tutar mı? Entelektüel seviyede tutmaz. Çünkü Türkiye'yi her zaman, aslında görünmeyen bir şeydir bu. Ama biz yaşıyoruz en azından. Okuru, yazarı, çizeri, düşünen insanı felsefe sahibi insandır. Ya sol gelenekten gelir, ya sağ gelenekten gelir veya da başka bir gelenekten gelir ama bir köklü bir literatüre sahiptir. Yani